Hepinize merhaba arkadaşlar. Sona Kalan Kazanır serimizin yeni bölümündeyiz. Bu serinin özel olarak adını düşünmedim. 7 erkek 1 kız olabilir. Kör mesaj falan. Bilmiyorum, adını düşünmedim. Başlıkta ne varsa serinin adına o, çok güzel bir bölüm geliyor ve çok özel bir konuğumuz var. Twitch'in yükselen yıldızı burada bizimle Anna Deniz. Olayımız çok basit aslında. Sevgili konuğumuz Anna Deniz bizi her tur boyunca yavaş yavaş eleyerek sona bir kişi bırakacak. Neye göre bırakacak bizi? Konuşma stilimize göre, bizim huylarımıza göre, bize değişik sorular soracak. Kimi sevmediyse keyfine göre eleyecek. Bu arada mesajlarda kimin kim olduğunu kimse bilmiyor. Sadece şehir isimleri var bizde. O yüzden birbirinizin telefonuna bakmayın elerim. Birbirinin telefonuna bakanı eleyecek Anna. Anna mı, Deniz mi? Deniz. Anna nereden geliyor? Annem Ukraynalı. Ukraynalı, güzel. Tamam, o zaman ne isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Hazır mıyız? Hazır. Şimdi herkes ilk mesajını yazıyor. Hazır mıyız beyler? Burada silahlar çekilsin. Sadece giriş cümleniz. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Eğer bu video 200 bin like'ı geçerse bu tarzda videolar daha fazla gelecek. 3, 2, 1. Yollayın abi. Düştü mü herkes? Düştü. Yani giriş cümlesi yazacaksın Mert, ne düşünüyorsun? Teyzeme yazmışım yanlışlıkla. Güzel bir açılış cümlesi, en güzel açılış cümlesi. Girişleri alalım. Yani şimdi burada iki kişi selamın aleyküm yazmış. Peki sağ mı yazmış? Biri sağ yazmış direkt yani. Bari ikisi yazmasaydı, nokta koysaydı. Ben de canlandı. Ben de canlandı. Ben canlandı şimdi. Bir tanesi fazla duygusal davranmış. Bugün İstanbul çok güzel, peki ya sen nasılsın? Bir şey diyeyim mi? Ben biliyorum bunu. Fazla romantik, hiç samimi gelmedi bana. Senin en beğendiğin hangisi? Düz selam. Ya bizi sılım yazmış mesela. O sılım niye kısaltma kullanıyorsunuz arkadaşlar? Aynen, selam en düz, en normal bence olması gereken. Ya da selam nasılsın falan ya da merhabalar gibi mesajlar gayet normal. Bence özel biri olduğu için özel hayvanlık giriş yapmak istemiş olabilirler. Dikkat öyle yazmamız gerekiyordu. Evet. Herkese ayrı davranmayın. Kime selam yazıyorsan kime selam yazıyorsun. Ne dedim lan? Anladın mı şimdi? Çok iyi. Kendin tek kelimeyle tanımla demiş. Şimdi kelime, dakika, kelime. Tek kelime mi cümle mi? Kelime. Tek kelime. Kelime ne demek, cümle ne demek? Tek salak kelime. Salak ya, ya. Birden çok kelimeden oluşan bir anlam bütünüdür. Tamam, eyvallah da tek kelime de yani. Ya aklına ilk gelen kelime mesela, kendinle alakalı. Hatta direkt aklına ilk geleni yaz mesela. Kelime yani. Uzun bir cümle değil. Şimdi bunlar cümle falan yazar uzun uzun. O yüzden diyorum. Onu düşünüyorum şu anda. Göndermiyoruz değil mi? Gönderiyor muyuz? Gönderin abi, ben yolladım. Hemen mal yazsın. Oturay çok düşünme ya. Sen ne bakıyorsun ya? Oturay yazsın. Evet, beyler yazman için süre var bir de. Her birinin arasında 10 saniye yani. 10 saniye düşünün yazın. 10 saniye mi? Bu soru için. Şimdi şöyle, biri kendi için mükemmel demiş. Yani bu bir yanılgı bence. Bu SA yazan arkadaş mı? Evet. Nervan ya. Hayır ya, ben değil ya. Salak demiş biri kendine. Yani. Tek kelimeyle açıklanacak biri olduğumu düşünmüyorum ama salak diyebilirim demiş. Yani bence çok samimi. Güzel. Bir kelimeyle açıklanacak biri olduğumu düşünmüyorum ama salak. Oradan bir kalbini kazandım bak. Niye bana konuşuyorsun? Salak sen misin? İki kişi de mesela şey demiş, tutkulu demiş. Biri bu. Bence o ikisi sevişiyor. O ikisi sevişiyor bak. Biri bu. Bilmiyorum, bana böyle şeyler hiç şey gelmiyor. Daha ilk kez konuşuyoruz, tutkulu falan. Ama şunu söyleyebilirim yani. Eğer gerçekten kendini tutkulu olarak tanımlıyorsa okey yani. Ama bilmiyorum, ilk konuşmadan da tutkulu denmez diye düşünüyorum. Ayıp gerçekten, Enes. Evet evet, hani okey, aynen. Öyleyse gerçekten sıkıntı yok zaten. Onun dışında öyle dikkat çeken bir şey yok. Yok mu? Bir hayal kırıklığı yaşadı, kıyamam. Kıyamam. Bana bir sırrını anlat. Hadi. Ama şu... videodayız. Bu nasıl sır ya? Ya oğlum bilmeyecek kim olduğunuzu ya. Hayır, bunu yazmayacağım. Video söylem. Ben söyleyeyim. Hayır, beni eyler. Hayır söyle. Hayır söylemeyeceğim. Dalga geçersiniz. Böyle şeylerde mesela, böyle şeyler sorduğumda ya çok troll bir cevap beklerim ya da mesela böyle mantıklı olacak yani zekasını kullanacağı bir cevap beklerim. Ciddi cevaplar mesela çok dikkatimi çekmiyor yani, ya da böyle saçma sapan sırlar dikkatimi çekmiyor. Mesela şu an kim olduğumu kimse bilmiyor diye bir cevap gelmiş. Bence yaratıcı ve komik. Ya bu nesi komik? Gayet komik yani. Dünyanın en saçma mesajı herhalde, rüyamda tuvalete gitmiştim, aslında gitmemişim. Bak, tek gülen bu yalnız.
4 yaşıma kadar çişimi şişeyi yapıyordum demiş biri. Şey çok samimi geldi. Boyumu uzatmak için yüksek taban ayakkabı giyiyorum demiş biri. En kısa Mert galiba burada. Aynen. Aynen dedi ya. Küçükken parmak emerdim. Çok da bir sır değil yani bence. Banel. Şey çok mantıklı geldi. Sırrı birden fazla kişi biliyorsa bu artık bir sır değildir bence. Ama zaten... çok klasik ya. Ama klasik biliyorum, çok klasik. Ama bence de öyle yani. Şimdi benim aslında bu soruyu sormam da çok saçma ama cevap çok mantıklı. Bu neydi şimdi? Hileli soru muydu yani? Ama paylaşan kadar bir sır da ama. Harbi bu hileli soruydu bildiğini. Hiçbir cevap olmuyor yani. Kadınlar çiçek mi? Bu nasıl soru ya? Kadınlar çiçek midir? Evet veya hayır mı? İstediğiniz gibi. Kadınlar çiçek midir? Tamam yazın bekleyin beni. Hazır mıyız? Hadi. 3, 2, 1. Yani güzel başlamış ama devamı nasıl böyle getirmiş anlamadım Sivas. Her kadın birbirinden farklıdır bence. Bütün kadınları birbiriyle kıyaslamak doğru olmaz. Benim sevdiğim kadın sadece benim için çiçek olabilir ve o çiçek bence güldür, şehvetli ve görkemli. Sivas İmbatıray. Google'dan şiir aramış galiba. Şiir yazmış. Sen ilk mesajlaşmada bu yazılıyorsa artık o ilişkinin devamında nasıl mesajlar gelir hiç tahmin bile edemiyorum. Her kadın çiçek midir diye soruyorsun. Ne yazsın çocuğum? Bilmiyorum, Batu çok sessiz. Enes bu Batu Enes. Enes. Şimdi bu konu hakkında mesela fikri olmayan olduğu belli ama mesela çok mantıklı cevap gelmiş. Yani çünkü fikri yok büyük ihtimalle. Demiş ki soru mantıklı gelmedi demiş. Hayır, sana diss atmış burada. Cevap bile vermemiş ki. Bana diss gibi gelmedi. Bir nesneyle bağdaştırılmış kadar özeldir. Yani fena değil. Bir de estağfurullah çiçek babamdır deyip çiçek gönderen biri var. Mesaj olarak. Bir tane arkadaşımız sadece emoji göndermiş. Bu noktadan sonra ben bu insana cevap atmazdım normalde. Evet, şimdi eleme turuna geliyoruz. Bir sorudan sonra kimi elemek istiyorsun? Hangi şehir? Emoji Çorum elendi. Vay arkadaş ya. Çorum kalksın. Çorum görüşürüz. Ama Çorum bir şey söyleyeceğim Çorum yani. Çorum sen misin? Sen Sunay'a teşekkür et seni bu mesajdan aldığı için. Sunay'ı nasıl kalmayabildin sen? Sunay'la arkadaşlık lan başta. Her kadın çiçek midir deyip çiçek mi yolladın? Hayır. Emoji değil. Emoji değil o sticker bir kere tamam mı? Allah. Oh şükür az kalsın gidiyorum. İlk elenseydim cinsel tercihlerimi değiştirecektim. Ben çok gerildim yemin ediyorum. Benim sevgilim var arkadaşlar, sıkıntı yok. Ha salak. Nasıl var acaba, onu düşünüyoruz zaten. Sevgi sence ne kadar duygusal diyoruz? Birlikte olduğun kişiye mi, dosta mı, aileye mi? Mesela bunu şöyle yazabilirsin. Benim için sevgi tanımı kişiye göre değişir. İnsan. Onu yaz ya. Kopya çekelim. Kopya çekelim. Hayır ama söylediğiniz buna çıkıyor çünkü. Hazır mıyız? Hayır. Evet. Ben şairmişim ya. Bu videoda keşfettim ya. Ya aşk rüyası diye kitap taşıyor ya. Yanında ya. Oradan kopya çektim. Aşk alıyorum ben ya. Sen şey değil misin ya? Bir önceki videoda işte üstündeki kaza yakışmıyor, oraya ben yakışırım diyen. Ben öyle bu ağzına değilim. Gül alıp hangi hayvandı? Ben gül şelalesi yapmıştım. O kimdi ya? Aranızdan biriydi sanki. Ne yapmıştı? İşte üstündeki kazak yakışmamış, onu çıkar üstüne ben yakışırım diyor. Şimdi onu öyle söylemedim. Flashback. Onu öyle söylemedim. Yok ama ilk Tinder'da vardı. Ben Berk, 20 yaşındayım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür. Üzerindeki bluzu çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama bence ben bluz yerine daha iyi durabilirim senin üzerinde. Umarım kim olduğunu anlamam. Videoda olan videoda kalır. Adı Yaman direkt elendi. Ne yazdı? Sen bakmaya kıyamazsın, arka mahallede foşur foşur lap lup. Gerçekten elendin direkt. Öncesinde de yazdığı mesaj şu. İnsanı bir kimse ya da bir şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten içsel duygu, sevme duygusu. Kısacası uzatmaya gerek yok. Sen bakmaya kıyamazsın, arka mahallede faşır faşır. Allah belanı vermesin her kimsen. Adıyaman, Allah belanı vermesin geldi Adıyaman'a. Eleme turuna bir tane daha var, belki şansı vardır yani. Bir soru sonra edeceğim. Keşke öyle bir şey yazmasaymış. Bundan şüpheleniyordum. Şu cevaptan çıkmaz öyle. Sonra mesela diğer cevaplar hoşuma gitti. Tam olarak benim sevgi tanımıma uymuyor ama mesela işte sevgi burada 30 saniyede açıklayabileceğim kadar basit bir şey değil demiş. Ya kolpa yapıyor kolpa. Aklına bir şey gelmemiş, yalan söylüyor ya. Ama yok, belki de gerçekten düşünmüştür yani. Ben de tanımlayamadığım zamanlar olmuştu. Kalanlar da zaten işte tatlı şeyler yazmışlar işte. Sevdiğin insanın hayatına daha fazla katabilmek için yaptığın fedakarlık falan fistan. En sevdiğin hangisi? Mesela şu çok güzel bir cevap. Bir çıkar veya menfaat olmadan beslenen karşılıksız iki kişinin inşası. Google'dan bakmış ya. Nereden aldı? Kral ya. Google'dan bakmış. Ya aşk kitabını at şuradan. Hayır. Hayır. Kitabını ver.
spor yapıyor musun? Oo, spor yapıyor musun geldi. Direkt cevaplardan anlaşılacak herkesin. Hayır, Baturay da evet diyecek, bu da evet, bu da evet diyecek. Ama gerçek spor yapandan... Çok güzel bir tweetim vardı. Gerçek spor yapandan mı bahsediyorsun? Yapıyorsan neden? Bunlar da Nazım Hikmet kesildi bu. 3 2 Yazıyor da yazıyor. Ya ne yazıyorsun? Sen spor mu yapıyorsun? Herkes yazıyor amına. İkiniz yazdınız. Geçen spora gittik. İki tane burpee yap diyorum. Yapmam. Ne yazabilirsin ki yani? Bu arada yapmayan varsa da bence nedenini açıklasın. Yapmıyorum. Tercih etmiyorum. Hazır mıyız? 3 2 1 Yine saçma bir şey gitti oraya. Allah'ım yarabbim. En büyük sporum umutla yarınlara koşmak diyen ki. Yani gerçekten inanamıyorum. Kim o? Hangi şehir? Aşk. İstanbul. Lan neyse. İstanbul Mervan sanıyordum ben. Biri demiş ki yapıyorum. Spora 4 yıl önce başladım. Özgüvenimi kazanmak için. Ama şu an disiplin ve irade kazandırdı ve bunu kaybetmek istemiyorum. Burada 4 yıldır spor yapan biri yok. Var. 4 yıldır. Botu var. Yapıyorum. Herkes bu hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim deyip çıkıyorum. Şey mi kırıyor, şerefsiz ya. Aslında kendimi her halimle seviyorum. Fakat kendimi spor yaptıktan sonra çok daha iyi hissediyorum. Ve güne daha enerjik başlıyorum. Sen de istersen birlikte bir gün spor yapabiliriz. Baturay, Baturay direkt koşmuş. Yani böyle hızlı davetler pek hoş değil ama mesaj güzel, idare eder. Baturay yavaş ol. Yavaş ol. Baturay yavaş ol. Ama rica etmiş, helal olsun. Daha önce kendimi daha mutlu ve sağlıklı hissetmek için spor yaptım ama şu anda yapmıyorum çünkü biraz üşeniyorum. Bayağı üşeniyorum. Ya neden bu mesajların hepsi Baturay'ı andırıyor? Ben yazıyorum. Adıyamam bunun cevabını veren. Şans aldı galiba. Tamam, kimi elemek istersin? Şapur şapur gidiyor. Affetmem ben böyle şeyleri. Engellendi Adıyaman, kalkabilir. Adıyaman nerede? Sen sabahsın ya. Ben de Mert sanıyorum burada ya. Ama ben orada yazmadım. Bunu ben yazmadım. O çıkartmaydı. Böyle bir çıkartma atılır mı ya? Of, gerçek erkekler kaldı. Ver bana bak, Forever Game'ı selendi. Oy, ne yapıyorsun ben? Soru geldi arkadaşlar, kaç kişiyiz? 4-5, bir kişi sonra şeylere geçiyoruz. Neye ailenle geçiyoruz? Aran nasıl? Neye geçiyoruz? Bir kişi sonra. Mesajlaşmaya geçiyorum. Böyle öyle şeyler yazıyorum ki tam stratejik böyle. Ama hepsi doğru. Abici. Hayır, stratejik. Ama hepsi kalbimden gelen şeyler. Ned ne gene ya? Ay Ned NG'yi çok seviyorum. İyi ki varlar. Aramız gayet iyi. Geçen aileme araba aldım. Ailenin sana verdiği yemekleri parayla ödeyemezsin. Evet. Araba almış çocuk, daha ne yapsın ya? Aran nasıl diyor ama araba almış. Yani. Hele hele. Bu yaşta yani kim, herkesin yaşlarını bilmiyorum ama bu yaşta ailesine araba almış olması her kimse. Hani en azından bir çaba göstermiş olması ve yatırımını oraya yapmış olması. Ha, okey. İyi seçim almış. Hayır. Ben sonunu anladım, Allah belan versin. Kalan cevaplar bence çok tatlı, zaten hepsi birbirine benziyor. İşte şey gibi falan. Aile benim hayattaki en değer verdiğim şeyleri falan fistan. İşte bir tanesi de şey atmış. Pide resmi atmış kalp şeklinde. Ama çok basit yazmış. Hiç uğraşmamış yani şey gibi hani. Hı. Birisiyle konuşursun da hani konuşmak istemezsin. Gelişi güzel cevap verirsin ya, öyle yazmış gayet. Ama şu an iyi. Sen beni gaza getiriyorsun. Şeye benziyor. Ne yapıyorsun diyenlere iyi diyenler oluyor ya, o kadar. Evet. Burada kim karşılık veriyor ki? Kim soruyor? Zaten bu mesajlar arasında. Mesela herkes düzgün mesaj atmış ya, gerçi şey anlamadım ama gayet iyi, en basit duran öyle ama makul bir cevap yani, bilmiyorum. Ama sen diye sormamış olması biraz sıkıntı yani, keşke sen diye sorsaymış. Sen önemli değil, biz uğraşıyoruz böyle, önemli şeyler yazıyoruz, çabalıyoruz, o çabalamamış. Nedeni iyi ailesine evet. Araba almış. O daha iyi bence. Neyse, ben bir soru daha sormak istiyorum. Oo, en son neden ağladın? Ben ağlamam. Ele direkt. Ağlarım, şaka yap. Babam monitörümü kırmıştı. Babam ne ödüğü belirsiz. İnternet mi hayalin dediğinde ağlamışım aslında. Enes'cim anlıyorum, gençsin, heyecanlısın. Geçici şeyler bunlar. Ya mimarlık mesela, öyle mi? Senin hayallerin değil, kendi hayalin peşinden gitmek istiyorum. Ne ödüğü belirsiz, internet mi senin hayalin? Evet. Enes bak, delirtme beni, tamam mı? Al sen internetini. 3 2 Genelde dürüst cevaplar gelmiş.
İşte sadece bir tanesi mesela çok banal geldi. Şimdi ağlamak bir deşarj olmaktır. Önemli veya önemsiz her an olabilir. Duygusal boşlukta. Sen gülüyorsun galiba sadece. Okey tamam, ağlamanın tanımını ben de biliyorum zaten. Hani ne zaman ağladın diye soruyor. Aynen, bir de neden diye soruyorum hani. Ondan sonra kalanları da gayet makul cevaplar vermişler. Mesela işte çok sık ağlayan biri değilim, aklıma gelmedi. İşte yakın zamanda sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim falan. Bunlarda bence hiçbir sıkıntı yok. Evet. Sen misin o? Ben dün ağladım. Enes'in YouTube'a video yüklemesi durdurulunca. Canım benim. Bomba bir soru geliyor hepinize. Hoşça kalın be. Biz Batu'yu da sana kalacağız ya. Bence de Batu'ya kalacak. Çünkü adam 20 yıldır bekliyor bugün. Süper soru. Eski flörtüm yakın arkadaşım olarak kaldı. Ve şu an en iyi arkadaşım. Bu konuda tepkin ne? Böyle bir şey yaşadın mı yakın zamanda? Bu gerçek bir olay. O zaman sıkıntı beyler. Yanlış cevapta eğleniyoruz. Ben gidiyorum o zaman. Biri eğlenecek, çok heyecanlı. Yer açın beyler, geliyor. Ben bu kalemun oldum bu cevapta. Ben bu kalemunum. Ama net doğru bir şey söyledim. 3, yollayın. 2, 1. Bir sayfa yazmışım. Ne yazıyorsun oğlum? Şöyle. Abi Bayburt. Bayburt demiş ki. Dur, ne demiş? Allah belanı versin senin. En yakın arkadaşın ölmüş, çok üzüldüm yazmış. Güzel yazmış. Valens deli. Bu düşkün erkek. Orada bence istediğim bir cevap var. Onu bul ve oku. Ne kadar flörtün olduğuna bağlı, ne kadar ciddileşti bu ilişki. Sadece basit bir flört ise sıkıntı olmayabilir. Karşımdaki erkeğe de bağlı. Ama korona ise olmaz. Komik, güzelmiş. Ya mantıklı bir cevap. Sonunda bir de şaka yapmış. Şaka yapmış. Aynen, şakalamış biraz. Şakacı seni. Gayb. Bak her şeyi ben diyorsun, farkında mısın? En yakın arkadaşın ölmüş, çok üzüldüm diyen umarım şaka yapıyordur. Sanmıyorum. Soruyla bir alakası var mı? Ben anlamadım. Onu öldürdüm ben, hani olamaz artık. Ha, okey. Tamam. Şöyle çok güzel cevaplar var. Mesela birlikte olduğum insana güvenirim. Eğer arkadaş kalmışlarsa da bir problem olmadığına inanırım. Yanlış yapacak kişi flörtüyle arkadaş olmadan... Ya sen... Gavat! Gavat! Ne oluyor? Tam tersini düşün. Abi. Ama niye gavat olsun ki? Arkadaş... Başka dünyada arkadaş mı kalmadı ya? Yeni arkadaş edinip onunla flört mü etsin? Onu mu istiyorsun yani? Hayır oğlum, eski flörtüyle konuşmasın. Yeni arkadaşları olsun. Yeni arkadaşıyla flört etsin. Fark eden bir şey ama yok. Ama en yakın güven, arkadaşı güven. Ve tek en yakın arkadaşı. İlişkiyi güven kurar. Ya tek hayır ya, saçmalık. Dünyada insan mı yok ya? Niye eski sevgilisiyle öpüşmüş, şey yapmış. Ben nasıl yollayayım sevgilimi o çocuğa? Sen flörtünü öpüşüyor musun? Flört. Ha, flört mü? Flört. Senin flörtüsü olarak... Ben sevgili olarak anladım. Senin belki yaşayabilirim. Ben sevgili olarak anladım. Sen kimi elemek istiyorsun? En yakın arkadaşın ölmüş, çok üzüldüm. Hangi şehirde o? Çok anlayışsız. İnsanlar aga be. Bir dakika, o NDNG falan yazan o değil mi? O değil, o değil. Böyle önce... umursamadan cevap veren, gayet iyi falan diyen var ya. Gayet iyi diyen bu muymuş? Hiç kızla konuşmadığı belli. Evet, şimdi yeni bir tura geçiyoruz. Burada soru sorup direkt cevap almak yerine mesajlaşacağız. Konuşacağın kişiyi neye göre seçersin? Önüne gelene şans verir misin? Sabote etme oğlum. Batu akıyor ya. Dikmiş saçları gelmiş. Dikti ya. Görüldü yaptı. Ben de görüldüsü kapalı. Sen de kapalı. Teyzesiyle konuşuyor galiba. Galiba aynen. Tamam. Engelimi açar mısın? Topluca gruba engelimi açar mısın yazdı ya. İki. Telefonları bırakın. Bırak. Batu'ya yazıyordum. Batu'ya mı yazıyordun? Oğlum benim elenmem imkansız ya. Vallahi yemin ediyorum. İlk Sivas'tan başlayalım. Sivas. Tabii ki de vermem. Önüne geleni tarzım hiç değil. Yani şimdi şöyle bir şey sordum, soruyu aslında tam olarak cevap vermemişsin ama neyse, bir daha sordum. Tamam, neye göre seçersin dedim o zaman. Karşımdakinin benim gibi olmasını isterim. Verdiğim değeri almayı kısaca.
Yine anlamadım. Bu kadar mı kriterin dedim ben de. Tabii ki de daha fazla ama süremiz az. Akıllı çocukmuş. Ama en temeli güven diyebilirim. Güven olduktan, yalan olmadıktan sonra her şey çözülür. Senin hobilerin neler demiş. Konuyu değiştirmiş. Hobilerimi sormuş. Bana sormuş olması çok hoşuma gitti. Çünkü bana sormayanlar vardı ve ben onlara anladım diye cevap verdim sadece. Şöyle bir şey var. Bu konu bitmedi ki belki de. Ya devam et ya. Bu konuda bu anladım senin... diyen bu. Biraz ilginç bu arada. Mesela gerçekten direkt senin hobilerin neler diye sorması biraz ilginç ama es geçilebilir. Şey demek istemiş. Senden istediklerini veremiyorum sana. Başka konuya gel. Ya boş yapma ya. Öyle. Konu açmış. Hayır, zamanım az demiş. Konu açmış. Sonra kendi hobilerinden falan bahsetmiş. Ben işte teşekkür ettikten sonra. Şöyle burada iki anlam çıkarabilirim. Bir tanesi konuşmayı devam ettirmek istiyor ve bu güzel bir şey. İkincisi de mesela şey diye de düşünebilirdim ruh halime göre. Abi teşekkür ederim dedim yani tamam. Artık uzatmaya gerek yok falan filan diye düşünebilirdim. Ama ruh halime göre. Kendi evde kütüphane var, onu büyütüp geliştirmek efsane bir his demiş. Bunu şu an görüyorum. Ya bu çok iyi bir cevap benim için. Benim için bir insan kitap okumaz. Ama kitap okuyorsa kütüphanesi varsa önemli. Yoksa niye kütüphanesi evet, olsun ki? Var öyle hobi olan insan. Ben filozof Atakan'ım. İzmir. Konuşan kişi neye göre seçersin sorusuna demiş ki yani genellikle fazla insana şans vermem. Bu konuda seçiciyimdir. Dış görünüşe bakmam. Yalan. İzmir'e güvenmeyeceksin. Ha şöyle dış görünüşü mesela illa çok güzel olmak zorunda değil ama hani ya senin ya tipine göre güzeldir mesela. Ya, ya bence de yalan. Değil. Ha dedim ki nasıl yani dış görünüş önemsiz mi? Dışarıda görün herhangi birinin şansı yok mu dedim. Şansı yok değil de dış görünüşe bakıp insanları yürüyen biri değilim. Neye göre ilişkiyi devam ettirirsin dedim. Eğer uyumluysak ve onunla geçirdiğim vakitten zevk alıyorsam devam ettiririm. Geçirdiğim vakitten zevk aldığın herkesle sevgili olabilir. Ve dış görünüş önemsizse bu çok uç yerlere gidebilir yani bence. Demiş ki sen neye göre seçersin konuşacağın insanı? Güzel. Bana sormuş olması hoşuma gitti. İstanbul. Konuşan kişi neye göre seçersin? Demiş ki ilk başta mutlaka bir çekim olması gerektiğine inanırım. İlk etkileşimden sonra tamamen yapı ve karakter uyumu doğrultusunda ilerleyeceğine inanırım. Doğru. Her önüne gelene şans verdiğin takdirde sevginin çok fazla anlam kaybettiğine inanırım. Yani öyle zaten. Yani kişilik özelliklerin de mesela dikkatini çeken dedim. Çünkü çok açıklayıcı bir cevap gibi gelmedi bana. En azından bahsettiğin gibi her önüne gelene şans vermemiş birisi olmasını ve sevginin anlamını yitirmemiş, birlikte elinip bir şeyler yapabileceğin birisi olmasını isterdim demiş. Cevaplar benim için çok makul ve hani ben de anladım demişim ki o da bana sorsun artık. O da sormuş. Bu arada sen neler yapıyorsun demiş. Çakal. Ben konuşmaya başladıktan sonra sordu bunu. Çakal makal nasıl kelimeler? Yani ben zaten bunu söyledikten sonra yazdığı için. Şimdi o burada bir konsept içinde olduğum ya böyle. Sensin tamam mı? Hayır. Bu da güzel cevaptı mesela. Konuşan kişi neye göre seçersin de. Bence bu çok seçimli olan bir şey değil. Çünkü fiziksel olarak çok beğendiğin biriyle hiçbir ortak zevkin olmayabiliyor. Ben genelde yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Bir şeyler gelişecek zaten o noktadan sonra oluyor. Bu Batuhan net köşeli cevaplar. Canlı. Ben yaşadığım ana odaklanan biriyim ve bu duygular, hisler birikirse bir noktada da gerçekleşir her şey. Bir bakışla veya öpücükle bilmiyorum demiş. Burada benim için bitti. Öpücük mü? Sen bunu tamamen yanlış anlamdaysan ben de hiçbir şey öpücükle. Evet peki kimi elemek istiyorsun? Yani şöyle maalesef bu noktada şeyi elerim. İşte fiziksellikten bahsettiğini düşündüğüm kişiyi elerim. Bana bu açıklamayı yapsa da kurtarmaya çalışıyor diye düşünürüm. Ve o yüzden yalova bay bay. Yürüdüyse beni alayım. Tamamen dürüst sorumlu niye yaptım. Mesajlaşıyorsun ama, o zaman? Ama niye mesajlaşıyorsun? Zorladınız beni. Belki yazmayacağım. Hadi al. Batu'yu oynuyoruz. Ben sonra... Ama bana ne kalmış sana? Oğlum ben sessizim. Evet, 5 dakikamız var. Kaç tane kızla konuşuyorsun aynı anda? 3, 2, 1 başladı. Grupta konuşmayın ya. Bu nasıl bir sesi? Bittik. Bırak. Şimdi şöyle, bana kanıt atan insanları sevmem. Çünkü bir insanın sözü benim için zaten kanıt niteliği taşımalı. Sivas'la muhabbet okey. Çünkü direkt yani muhabbet aktı. İşte nerelere gitmek istersin falan fistan. Nasıl bir kanıt atmış? Yani konuşma SS'lerini atmış. Hep erkek olduğu için şaka yapmış olabilir arşivleri mi? Arşivleri açabilir mi? Evet, peki kimi elemek istiyorsun? İstanbul'u eleyeceğim. Çünkü zaten gerçekten benim için elenmiş. Engeline basıyor ve İstanbul kalkıyor. İstanbul sen misin? İstanbul kim? Mert. Zamanla zaten şeyi anlardım. Güvenilir ya da güvenilmez bir insan olduğunu. Ama hiç fırsat vermedi ki orada 10 tane erkek var. İçinde kadın olarak annem bile yok. Adaya veda ediyorum. Evet arkadaşlar sona geldik. Sonunda el ele tutuşup gidiyoruz. Bu kadar. Video bitti.
Neysen? Vales Enes. Enes oluyoruz. Evet. Vales oluyoruz. Vales. Aynen, ikimizin isminin evet. Birleşimi Vales. Aynı oluyor. Vales ve Enes oluyor. Evet. Enval kalp, Enval sayfaları açılsın. Evet, şimdi sona kaldık. 5 dakikamız var. Bize toplamda 3 tane soru soracak. Hazır mıyız? Evet. O zaman 5 dakika başladı. Baturay gruptan hala çabalıyor. Ben alkolden nefret ederim yazık. Salak ya. Ona çok yazıyorsun. Bana da yaz. Enes'in eli hep böyle. Kaç dakika? 10 saniye. Bir saniye. Bir dakika daha var. Bir dakika daha mı vereyim? 2 1 Ulan bak. Evet. Final anı. Kalk git lan Valet. Bu benim videom. Çok zor olacak çünkü açıkça söylemek gerekirse iki insanın da karakterleri tamam, biri daha ciddi geldi bana açıkçası ama gene de verdiği cevaplar birbirine yakın. Bana bakıyor bu bir saattir, yanımda oturuyor çünkü. Sana nasıl bakabilirim? Yani kızım, ben sana değil çevreye güvenmiyorum esprisi bana hiç komik gelmedi. Ama yani bu günde... yapmış. İzmir'de şöyle bir şey hissettim. Yani sanki bu konuşmayı böyle fazla ciddiye almıyormuş gibi. Yani video çekiyoruz. Yani böyle beraber... Hayır, yorum yok ya. Yorum tamam yok. Ama ben yani ciddiye tarıyorum. Yorum video yok, çekiyoruz. Ciddi istiyormuş. Ciddi yapmadım. Ama mesela şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben başta salam demedim mi? Başta salam diye başlayan o muydu? Evet. Şöyle düşün. Şimdi evet, bu çok samimi bir cevap ama bir süre sonra düşününce bir kız neden mesela karşısındaki insana, kız demeyeyim, bir insan neden karşısındakinin kendine salak demesini ister ki? Ben salağım, tamam mı? Sen İzmir, o Sivas. Evet. Hayır söyleme ya. Başta dedin. Ben Sivas'ım. İzmir ben, sen Sivas'ım. Sen İzmir. Ben İzmir olduğunu tam olarak anlamamıştım ama. Sen safmışsın ha. Kanka sen elendin. Ha, bunu görmemiştim mesela. Sivas. Birlikte Mısır seyahati yapabiliriz. Sen istersen demişim ama. Yani ben birini seyahatte tanımak istemem açıkçası. Ama İzmir'de çok... Ay bilemedim yani, şu an çok kararsız. O zaman ikimiz de. Hadi gel. Bugünkü konuşmalardan mesela ben nasıl bir şey ifade ediyorum sizin için? Ve ilk izleniminiz neydi mesela? Enes Batur'un izdivaç programına gelmedim ben burada. Başta öyle bir şekilde düşünmedim. Hani eğlenmeye geldim, sadece konuşmaya geldim. Öyle sana şaka yaptım, güldürdüm. Her palyaçonun bir hikayesi vardır. Bu kadar mı? Devamlı videodan sonra konuşabiliriz. Sen ne? Niyeyse bana arka oda mevzusunu anımsattı ve... Bence belaltı şakaları sevmiyorsun. Karşındakinden önce saygı bekliyorsun. Saygı alınca saygı veriyorsun. Ve bundan sonra bazı şeyler gelişiyor. Çok erkek muhabbetini sevmiyorsun. Böyle biraz daha her zaman seviyeli kalmaya çalışıyorsun. Çünkü önce birisini tanımak için uzun süre geçmesi gerektiğine inanıyorsun. Çok fazla erkeklerle işin gücün yok. Sadece böyle iyice tanıdıktan, güvendikten sonra birisiyle konuşuyorsun. Sen karşındakinin seni güvenmesini istiyorsun. Daha aynısını söyledim. Hayır. Beni elesene ya. Yani. Evet, kimi elemek istiyorsun? Ama şöyle, zaten biraz daha savaşsaydın belki düşünebilirdim ama seni eliyorum. Çünkü savaşmadın. Ben benim için savaşan insanları severim. Zaten ben de seni düşünmüyorum belki. Ben videoları bir odun sürüsüyle çekiyormuşum, bunu anladım. Evet, herkesi alıyoruz ve kazanmak için alkışlar mısınız? Hepsi alkışlamak. Hiç alkışlamak istemiyorum şerefsiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Anladığınızda evet, çok teşekkür ederiz geldiği için. Bence en doğru kararları verdim. Ben de o kadar politik yürüdüm ki. Böyle bir şey yok. Kütüphanem falan yok benim aslında. Acaba kaç kişiyle konuşmuşsan yani bu kadar iyi biliyorsun Enes. Bunu da düşünmedim değil yani. Bu adamın bırak konuşmayı sevgilisi bile yoktu, sen bunu eledin. Maybur Tüyelemen pişman. Evet, umarım beğenmişsindir. Kendinize iyi bakın. Ana Deniz'in de YouTube kanalı var mı? Var. Ona abone olabilirsiniz aşağıdan. Diğer arkadaşların da. Buradaki kanalları tıklayarak abone olun. Buradan da videoyu diğer videolara giderek tıklayıp bir konuşamadım. İzleyebilirsiniz. Babanıza kazandırdım nedenge ailesi. Nedenge ailesi şakasını Batur'a mı yaptı? Ben yaptım. Ben yazdım. Bu nedeni ya, ailesine araba aldım dedi. Aileme araba aldım. Aileme araba aldım. Benim yaptığım her geldi araba. Benim yaptığım her şeyi Batur'a sandınız zaten. Sen niye elenmiştin? Ben öldü dedim.